İngiltere'de koronavirüs salgını hız kazanmaya başladı. Günlük vaka sayılarının 50 binin üzerinde seyrettiği ülkede günlük can kaybı da bine dayandı sevgili izleyiciler. Başkent Londra'daki hastaneler ağzına kadar dolmuş durumda. Peki ülkede son durum nedir? Neler yaşanıyor İngiltere'de? Birmingham'a gidelim. İşletmeci Sayın Günay Meezy bizimle birlikte. Sayın Meezy, yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkürler Tunç Bey. Efendim, nedir İngiltere'de son durum? Önce öyle başlayalım, ardından da uzmanlar vakalardaki artışı neye bağlıyorlar diye devam edelim. İngiltere yeni yıla 53 bini geçen vaka sayısıyla başladı Tunç Bey. İki haber vardı zaten haber bültenlerinde. Biri Brexit kararı, biliyorsunuz İngiltere evet. Avrupa Birliği'nden ayrıldı. Diğeri de koronavirüs. Başka da bir gündem maddesi yok. Son rakam son 24 saat 613 kişinin vefatıyla açıklandı. Fakat Perşembe günü dediğiniz gibi 980'e yakın kişi vefat etti. Çok büyük bu sayı. Geçen Nisan ayından beri görülen en büyük rakam İngiltere'de. Çünkü bu mutant virüs diyoruz burada biz. Mutasyona uğramış olan virüs burada başladı biliyorsunuz. Ve çok daha hızlı ve çabuk yayılıyor. Daha vefat sayısını arttırıyor diye bir şey söyleyemiyoruz diyor uzmanlar. Fakat çok hızlı ve çok kolay yayıldığını buradaki profesörler de test laboratuvar ortamında ispat etmişler. Şimdi burada son verilere göre bulaşma oranı da burada R ile ifade ediliyor. Çok arttı. 1.1 ile 1.3 arası bir bulaşma oranı söz konusu olduğu tahmin ediliyor. Birin altında olması lazım ki bulaşma hızı düşsün İngiltere'de biliyorsunuz. Aslında 4000'den fazla kez mutasyon geçirmiş bu virüs başından beri ama bu seferki niye daha fazla tehlikeli? İşte bu kendi daha hızlı yayılıp hücreleri daha çabuk nüfuz etmesinden dolayı dediler. En çok Londra'da, Güney Londra'da, Güneydoğu Londra'da en çok görülmüştü. Zaten İngiltere'nin Avrupa'ya açılan limanları da o bölgede bulunuyor. Bu yüzden oradan Fransa ile başlayarak bütün ülkeleri yine bu mutant virüsü İngiltere'den giden kişiler taşımışlar. Bu Noel'de de biliyorsunuz bir gün 25 Aralık'ta 3 haneye kadar herkesin bir araya gelmesine müsaade edilmişti. Evet. Şimdi hem bu insanların rahat davranışları biraz daha Noel nedeniyle gevşemeleri hem de bu mutant virüs sebebiyle hastaneler dolmuş taşmış durumda. Burada Nightingale hastaneleri diye adlandırıldı. Stadyumlar, kongre merkezleri, sergi salonları hastaneye çevrilmişti. Bunun hazırlığı zaten geçen Mart, Nisan, Mayıs aylarında daha doğrusu yapılmıştı. Fakat açılmamıştı, kullanılmamıştı. Şimdi bu hızlı yayımla birlikte hem bu hastaneler tekrar aktifleştirilmeye hızla çalışılıyor. En büyük sıkıntı sağlık personelinin yetersizliği dediler. Hastanelerin bir an önce sayılar çok arttı. NHS buradaki devlet hastaneleri ekstra yatak kapasitelerini arttırdılar ama Londra'da Essex binası denen bir binadaki hastaneyle bu Nightingale hastanelerinin açılışına başlamak gerektiğini hükümet söyledi. Boris Johnson ve hükümeti söyledi bunu. Çünkü Londra'da %96 ile %100 arası bir doluluk oranından bahsediliyor. Keza Birmingham'da öyle %87 ve üzeri doluluk konuşuluyor. Bunlar da herkesi çok endişelendiriyor. Çünkü hastanelerin kapasiteye yetişememesi şu andaki en büyük endişe burada. Ve bu Noel'deki rakamların önümüzdeki haftada da daha da fazla artmasından çok endişe ediliyor. Çünkü hem Noel tatili hem yeni yıl nedeniyle rakamlar tamamen aslında bu bizim açıklanan rakamlara yansımamış tatil nedeniyle eklenmemiş evet. Sayılar da var. Peki bu söylediklerinizi referans alırsak İngiltere'de sağlık sistemi çöktü ya da çökmek üzere diyebilir miyiz? Çok çok büyük endişe bu konudaki. Çöktü demek belki çok iddialı olur ama gerçekten doktorlar çünkü çok halkı çok dikkatli olmaya, bu maske, mesafe ve el yıkama konusunda gerçekten bu konuyu çok ciddiye almaya çağırdılar. Bunu bütün devlet hastanelerinin doktorları canlı yayınlarda çıkıp açıklıyorlar. Bir de burada çok ilginç bir detay daha oldu. Son 24 saatte oldu bu Tunç Bey, onu da söyleyeyim. Aşılama ile ilgili biliyorsunuz Oxford'un aşısı onay aldı burada AstraZeneca'nın. Ve aşının iki doz yapılması söz konusu. Burada ilk aşıyı olan BioNTech'in aşısında dünyada ilk olan 90 yaşındaki Bayan Margaret Keener var. O ikinci dozunu da aldı geçen 3 gün önce ve tamamladı bu aşılama işlemini. Fakat son anda dün dediler ki bu ikinci dozları biz 3 hafta sonra değil de 12 hafta sonra yapalım. Şimdi Oxford
aşısıyla ilgili dediler ki 3 hafta ile 12 haftaya kadar ikinci dozu yapmak faydalı olacaktır. Böyle açıklama yaptı AstraZeneca. Bunun üzerine hükümet yetkilileri de madem 12 haftaya kadar bekleyebiliyoruz, o zaman biz herkesin ilk dozunu yapmaya odaklanalım. İnsanların ikinci dozunu yapmak yerine dediler. Şimdi bu son dün akşamdan beri büyük bir yine tartışmaya sebep oldu. Evet. Bilim insanları ilk turun tamamlanması gerektiğini, daha iyi olabileceğini söyleyenler var. Yok hayır, herkes ilk dozunu alsın, daha sonrasına ikinci doza kadar en azından bir 165 koruma sağlıyormuş, çünkü bu da faydasını kullanalım dediler. Hep sebebi de bu mutant virüsün birdenbire yayılıp rakamları çok aşırı şekilde yukarıya çekmesi oldu. Peki Sayın Mizi, bu aşı meselesiyle mutasyonu ilişkilendiren bir açıklama var mı? Mutasyona uğraması hali hazırda var olan aşının etkisini düşürüyor ya da düşürebilir diye bir bilgi paylaşıldı mı, ya da böyle bir öngörü var mı? O konuyla ilgili açıklama yapıldı Tunç Bey. Aşıdan yana hem Oxford AstraZeneca hem BioNTech Pfizer aşıların hala daha korunabilirlik gücünün yüksek olacağını söyledi mutasyona karşı. Hatta dediler ki bu virüs daha çok da mutasyon geçirecek. Belli ki bunu da görüyoruz biz. Laboratuvar ortamında da Imperial College özellikle çalışıyor ve ispat ediyor bunu. Fakat küçük dokunuşlarla aşıyı hemen yeni mutant olmuş virüse adapte edebileceklerini ve o konuda kimsenin bir endişe veya korku duymaması gerektiğini söylediler. Evet, bu da güzel bir haber olmuş. Sayın Mizi, çok teşekkür ederiz. Güzel bir yıl diliyoruz size de. Evet, iyi yıllar hepimize inşallah. Sağ olun. Sağ olun.